Bugün 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı. Mesleğini aşkla yapan tüm gazetecilerimizin öncelikle bugününü kutluyoruz. Şu an nerede miyiz? Bu mesleğe yıllarını adamış duayen gazeteci Yücel Yönal'ın evini ziyarete geldik. O bize mesleki birikimlerini aktaracak, bizler ise ekranlarınıza getireceğiz. Yücel Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ederim. Böyle yıllar sonra, 67 yıl sonra hatırlanmak büyük bir mutluluk. Şair diyor ki, ah ah şu ömür dil defteri de okundu bitti. Gönül bahar çağını ne çabuk kaybetti. Sen bir kuşum vardı gençlik yerleri adına. O da bilmiyorum ne zaman geldi, ne zaman gitti. Yani bunlar güneş laflarla başlayalım. Mesleğe 1957 yılında başladım. O yıllarda öğretmen okulunu bu meslek nedeniyle terk ettim. Dünyaya gelecek olsam yine gazeteci olmak isterim. Mesleğe sevmek lazım. Sizin de dediğiniz gibi zaman su gibi akıp geçiyor. Evet. Bu meslekte 67 yılınızı harcadınız ama mesleğinizi aşkla yaptığınız için, bu mesleği aşkla yaptınız, yıllarca emek verdiniz, çabaladınız. Yani bugünlere nasıl geldiniz, nasıl oldu gazeteciliğe başlama süreciniz? Gazeteciliğe başlama sürem çok 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 zor oldu. Defalarca bu meslek nedeniyle 67 yıl bir avuçtaki bir su gibi ama akıp gitti. Gazeteciliğe 1957 yılında Ankara'da yayınlanan Ulus Gazetesi'yle başladım. Gazetedeki çalışmam beni İstanbul basınıyla tanıştırdı. Türkiye Gazeteciler ve Anadolu Basın Birliği Genel Merkez Kurucuları arasında oldum. 1957 yılında Türkiye'nin en genç gazeteci rozetimi Türk Basın Birliği tarafından takıldı. Bu onuru hala yakamdaki rozet bir gururumdur. Yiğido patenti bana aittir. Doktor Balıklar patenti bana aittir. Bunu Yiğido nereden doğmuş? Bunu incelemek için tarih lazım. Çünkü Sivas yiğitler yatağıdır. Sivas pehlivanlar yatağıdır. O yıllarda Türk güreş takımının as elemanları Sivas'tan çıkmıştır. Ben bu Yiğido'yu kullanarak gazetelere haber yaptım. Sivas Spor taraftarlarının adı Yiğido'dur. 16 yıl sağlığında takip ettim. Aşık Veysel fotoğraflarını Türk edebiyatına kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Dünyaya gelecek olsam yine gazeteci olmak isterim halen. Ve en büyük idealim de Hakk'a yürüdüğüm zaman muhabir kartımın biriyle gömülmek isterim. Bunu da kitap açıklıyorum. Basın sevgisi büyük. Bu mesleği sevmezsen yapamazsın yani. Seveceksin. Duayen gazeteci Yücel Yönal bizlere tecrübelerini anlattı, 67 yıllık tecrübelerini. Bizler de ondan öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda yolumuza ışık tutacağına inanıyoruz bu tecrübelerin. Ona mesleki birikimlerini bize aktardığı için çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer duayen gazetecimiz ise 55 senedir meslekte bulunan Sirer Doğan. Şimdi kendisinden de alacağız mesleki birikimlerini. Merhabalar Sirer Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler sormalı. Bizler de iyiyiz. Bugün sizi ofisinizde ziyaret ettik. Bize ilk önce mesleğe nasıl başladığınızı anlatır mısınız? Mesleğe başlamam, merakla başladım. Merakla da devam ediyor şu anda. Hala bitmiş değil. Çünkü gazetecilik mesleğini sevenin mesleği bitmez, ömür boyu devam eder. Mesleği aşkla yapmak gerekiyor. Siz de mutlaka, aşkla yapanlardan birisiniz. Mutlaka. Çünkü aksi takdirde gazeteciliğin yükü çekilmez. Gerçi sizin biraz şanslılığınız teknoloji yönünden, şanssızlığınız ise piyasadan veyahut da kamuoyundan. Çünkü biz eskiden parmakla gösterilen sayılı kişilerdik.
her hareketimiz özeldi. Koruma altındaydık. Saygınlığımız vardı. Şimdi onlar kalmadı. Peki bunun nedeni ne olabilir? Neden bu saygınlığı yitirdik biz mesleğimizde? Bu bir ülkede basın meslekçilerinin saygınlığının yitmesi iki şeye bağlıdır. Bir, memleketi idare edenlerin tutumuna bağlı. İkincisi de o memlekette yaşayan insanların tutumuna bağlıdır. Bundan kaynaklanıyor. Peki şu anda bu memlekette, yani Sivas'ta yaşayan insanların tutumu nasıl gazetecilere göre? Sivas'ta yaşayanların tutumu eskisi gibi değil. Eskiden çok iyiydi. Mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben Sivas'ta önce Milli Gazete'de temsilciliğini yaptım 4 yıl. Ondan sonra Hürriyet'e geçtim. Sivas'ta Hürriyet günlük 6000 tane satıyordu o zaman. Şimdi Hürriyet haftada 6000 tane satmıyor. Bir kere buradan bir değer biçin. İkincisi, Sivas'ta çıkan mahalli gazete, kaç tane gazete çıkarsa gazetenin tamamı biterdi. Kalmazdı yani. İstanbul gazeteleri de bazen bize ikinci gün öğlene doğru anca gelebilirdi ulaşım yönünden. Şimdi teknoloji gelişti, her şey ulaştı ama insanların gazete okuma, gazeteden bilgi sahibi olma yerine cep telefonu her şeye yeterli oldu. Arka plana baktığımızda birçok plaket ve ödül görüyorum. Bu sizin yıllarca süren mesleki birikiminizin somutlaştırılmış hali diyebiliriz. Bu plaketleri, ödülleri almak için nasıl çaba sarf ettiniz? Yıllarca hani emek verdiniz bu mesleğe. Şöyle söyleyeyim. Ben şu son 5-6 yıldır bu mesleğe ara vermiş gibi görüyorum ama rahatsızlığı nedeniyle. Fakat ben bu dünyadan nasıl yaşadım diye zaman zaman düşünmekte tereddüt ediyorum. Çünkü niye? Çok hızlı yaşadım. Yani benim 24 saatim gazetecilik gelişti. Niye? Hürriyet gibi Türkiye'nin basınında amiral gemisi olan Hürriyet'in Sivas temsilcisiydim. Büro şefiydim. TRT'nin 1979-2009 arası 30 yıl Sivas temsilcisiyim. Sivas bölge müdürü oldum. Resmen yer açıldı yani. Vilayetin 3. katında TRT'nin bürosu vardı. O şekilde çalıştığım için 24 saat bana yetmiyordu. Mesela biz Merekum'da verici istasyonumuz var TRT'nin. Oradan canlı geçiyordum görüntüleri. Zamanında yeterli kamera olmadığı için TRT'de Ankara'dan bakanlar Sivas'a açıklama yapmaya gelirlerdi. Çünkü Sivas valisi hemen hemen her gün TRT'deydi. Nasıl oluyor dedi. Vali Bey de bizim muhabirimizin kamerası var. Canlı geçiyor dedi. Gelirlerdi, açıklamaları Sivas'tan yaparlardı. Onu da çok yaşadım. Peki yani uzun yıllardır bu meslektesiniz. Sizi en çok etkileyen şey ne oldu meslek hayatınızda? Aklınızda kalan, yaptığınız haberlerden olabilir, işte gittiğiniz olaylardan olabilir. En çok sizi etkileyen ne oldu? Beni etkileyen tabii her olay insanız yaşıyoruz. Etkiler de mesela beni en önemli etkili olay 92'deki Erzincan depremi çok etkilemişti. Çünkü bizim TRT ve Erzurum'dan gelirken yol yarıldığı için trafik kazası geçirdi. Gece ben görevlendirildim Erzincan'a. Erzincan'a saat 12'de vardığımda, Ramazan ayı biliyorsunuz, Uraltı Oteli'ni gördüğümde Erzincan'ın bitmiş olduğunu anladım. 8 katlı otel, dümdüz yeri. Sabah 3. Ordu Komutanı'ndan bir helikopter aldım. İlk çekim yaptım, Erzincan'ın üstüne çıktım havadan. Çekim yaptığımda insanoğlunun çaresizliğini orada gördüm. Biri bizim Ankara yolunda, Kavak'ta bir otobüs kazamız oldu. Kireç kamyonu otobüs çarpıştı. 38 kişi ölmüştü. Orada gördüm. Bir gene
Yıldız Deli'ne yakın tırnan otobüs çarpıştı, yandı. 17 kişi öldü. Onda hatta fotoğraf çektim. İki kare fotoğraf çektim. Üçüncü karede ayağım oynamaya başladı. Ayağımı kaldırdığımda kopmuş bir el seyiriyordu. Ondan korktum, kaçtım. Valinin şoförü, Vali Bey peşime koşturdu. Allah rahmet eylesin. Şoför bana iki tokat attı. Öyle kendime geldim. Daha da fotoğraf çekemedim. Özellikle trafik kazası. Yani ben Sivas'taki gazetecilik hayatımda 100'e yakın trafik kazası fotoğraflamış veyahut da izlemiş halim var. Bunlardan %90'ı 10 kişinin üstünde kayıp. Yani çok kalabalık. Mesela hiç unutmam, bir gün Karabayır su şehrine giderken otobüs 70 metre uçurma yuvarlandı. 12 kişi öldü. Onu çektim, geldim, uykusuzdum. Gece telefon geldi. Bir otobüs kazası var, 12 kişi öldü. Dedim o dündü, ben çektim. Dediler ki yok, bu bağırsak neresinde, güründe. Bir gün sonra 12 kişi de orada öldü. Yani günde Sivas bölgesinde 24 kişi ölmüştü. Yani arka arkaya günlerde birçok ceset gördünüz, yaralı ceset işte. Gördüm. Zaten son 5 yıl içerisinde sel, deprem, pandemi, yani birçok olayla karşılaştık. İşte cinayetleri darbeler, gördüm. Cinayetler. Sivas olaylarını olmadan önce yazan yazar benim. Sivas olayları olacak. Dikkat et diye gazeteye baktığım zaman. O zaman inşallah kalemimize sahip çıkalım diyoruz. İnşallah. Ve bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladınız bugün. Bir de şunu unutmayın. Gazeteci olarak mutlaka not tutun.